Kalbin üretmesi gereken önemli çalışmalardan birisi de muhabbettir. Yani Allah sevgisi. Kalp Allah'ı sevecek. Bu sevgi oluşmadıkça namaz kılamaz. Kıldığı namazı 4 saniyede bir rekattan 16 saniyede 4 rekat kılar. Çünkü sevmediği bir işi yapıyordur. Allah'ı sevemeyen namazı sevemez, orucu sevemez, cihadı hiç sevemez, şehadete gidemez. Kahren, ölüm ve hapis tehdidiyle cihada götürülür o. O da şehit olmaz zaten. Allah sevgisi, muhabbet müminin kalbini donatır. O mümin infak ederken, yani bir sadaka verirken, hatta çoluk çocuğuna harcama yaparken hiçbir endişe hissetmez. Sevdiğine veriyor zaten. İnsan sevdiği için harcama yaparken, sevdiği için sıkıntı çekerken ondan acı hissetmez. Ağırlık hissetmez. Zekat vermek zor geliyorsa bir insana, biraz kırparak vermek istiyorsa, sadaka vermek zor geliyorsa, mesela baban Türkçedeki kaba ifadesi tam anlamıyla uyuz işler yapıyorsa, buna rağmen sen ayaklarına kapanıp hizmetini yapıyorsan, bunu Allah'ın hatırı için yapıyorsun. Allah emretti diye yapıyorsun. O zıtlaştıkça, yani baban zıtlaştıkça, sen de uzakta kalıyorsan, Allah'ın hatırı, sevgisi seni ona yaklaştırmıyor demektir. Yeterli sevgin yok. Bu sözle elde edilebilir. Propagandası yapılarak elde edilebilir bir şey değil. İmanla elde edilir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminler Allah'tan çok hiçbir şeyi sevmezler. İmanın ne kadarsa, ne kadar Kur'an okuyorsan, zikir ne kadar yapıyorsan, ne kadar Allah'ın dostlarını seviyorsan, o kadar Allah'ı seveceksin demektir. Allah'ı sevdiğin kadar Müslümanlığa fedakarlık yapacaksın. Müslümanca yaşayacaksın. İnsanı gece en derin yerinde uykudan ne kaldırır? Deprem yok, kavga yok, gürültü yok. Sadece telefon çaldı, saat çaldı, sabah ezanı vakti geldi. Niye kalkıyorsun? Çünkü dünyada uyumak, yastıkta yaslanmak ne kadar zevkli, lezzetli, sempatik olursa olsun, Allah ondan daha çok değerliyse, daha çok seviliyorsa bir müminin kalbinde, o mümin uykuyu zaten uyuyamaz sabaha kadar. O her uyandığında bir Subhanallah deyip öbür tarafına dönmüştür. Allah sevgisi müminin dopingidir. Müminin acılara dayanma gücüdür. Müminin eşine dayanma gücüdür. Çocuklarının sıkıntısına dayanma gücüdür. Fakirlikteki sabır kaynağıdır. Hastalıkta sabır kaynağıdır. Tahammül kaynağıdır. Demek ki Allah sevgisi diye bir yatırım, bir kazanç kalpte birikmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak ya da nasıl ölçeceğiz? Çok kolay ölçeceğiz. Nefis, şeytan ve benim gibi insanlar da bana sempatik davranacaklar. Davranıyorlardır da zaten. Ben Allah ile nefis, yani kendi nefsim, şeytan ve benim bağlantılı olduğum insanlar, eşim, çocuklarım, çevrem, arkadaşlarım, akrabalarım, anam, babam, bunların içimdeki ağırlığı, çocuğumun ağırlığı, eşimin ağırlığı, patronumun ağırlığı, iş ortağımın ağırlığı, Allah ile karşılaştığında Allah'ın ağırlığı içimde, emirleri olarak, yasakları olarak, Allah'ın ağırlığı içimde bunların üstüne çıktığı zaman, Allah'ın sevgisi bende mahlukatın sevgisinden fazla demektir. Hayır, nefsim şunu ye diye istiyor. Şeytan kışkırtıyor. Ben de çaktırmadan yiyorum. Allah'ın da bunu yasak ettiğini biliyorum. İşte Allah puanı. Sen bağırsan çağırsan minareye çıkıp, en büyük caminin minaresine çıkıp ben Allah'ı gökler kadar seviyorum diye her gün anons yapsan, bu yalandan başka bir şey değildir. Çünkü bunun test edileceği yer nefsinle karşılaştığın andı, şeytanla karşılaştığın andı, arkadaşınla, eşinle, çocuklarınla karşılaştığın andı. İnsanlara zulmetmek demek değil bu. Ama herkesi yerine oturtmak demek. Bu düğünde ortaya çıkacak, piknikte ortaya çıkacak, seyahatte ortaya çıkacak, hatta ve hatta haçta ortaya çıkacak. Nasıl haçta ortaya çıkacak? Yani hacı arkadaşın sana hoş olmayan davranıyor ama Mekke'deyim, haçtayım, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ buyurmuştu Allah. Dolayısıyla ben Rabbimin hatırı için susarım dediğin an bitti. Oruçlu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Oruçluyken Ramazan günü sana sataşıldığında oruçluyum de diyor. Bunun şifre olarak açılımı ne? Yani ben Rabbim için kilitledim ağzımı, sana cevap vermeyeceğim, boşuna uğraşma demek. Adamı kalaylayıp sayıp sövdükten sonra la havle ve la kuvvete illa billah demenin bir anlamı kalmadı artık. Zaten test ne zamandı? O sürtüşme, çarpışma anında çarpışmaya gerek kalmadan seni sisteminin stop etmesi, fren yapmasıyla test edilecektin sen. Ezdin, geçtin, küfrettin, vurdun, kırdın. Parada ölçebiliriz. Nefsin ve şeytanın ve çevredeki insanların devreye girdiği her yerde ölçebiliriz bunu. Siyasette ölçebiliriz. Koltuğun sempatisi ile Allah'ın emri karşılaştığında ne yapıyorsun bakarsın. Müdür olduğun yerde, bakan olduğun yerde, memur olduğun yerde, imza kabiliyetinin olduğu her yerde çok kolay bir test bu. Ama tabii ki kendi kendine mazeretler de uydurursun. Evet, o öyle oldu ama aslında böyleydi. Bu sözlere melekler ne kadar inanır onu kıyamet günü göreceğiz. Kendi kendimizi inandırmamız melekleri kandıracak değil ya. Neuzübillahi Teala. Allah'ı sevmek namaz gibi, oruç gibi, hac gibi farzlardan bir farzdır. 32 farzda niye yok? Ya 32 farzda niye olsun? Yani Allah'ın farzlarını sayarken niye bunu sana söylesinler? Zaten bütün donanımınla Allah'ın farzlarının uygulayıcısı olduğunda Allah'ı sevdiğin ortaya çıkacak. Haramlara yanaşmadığın zaman Allah'ı sevdiğin hatırı için haramlara yanaşmadığın ortaya çıkacak. Dolayısıyla en büyük farz dense cihattan da daha önemli, namazdan da daha önemli Allah sevgisidir deriz. Niye? Allah'ı sevdiğin kadar sen namaz kılacaksın zaten, cihat edeceksin zaten. Yani Allah sevgisi seni arkadan hızlı hızlı itip cennete doğru yürüten işin adıdır. Duygunun adıdır. Onu yaparken zaten o cennete yürümek için namaz kılıyorsun. Haramlardan kaçıyorsun. Kabul ediyoruz. Ama Allahu Teala'yı sevmek yanında saygı ve korku olduğu zaman işe yarar. Aksi takdirde vebal yüküdür. Yani Allah'ı seven alkole tutamaz. Faize yanaşamaz. Allah'ı seven, onun sevdiğini sever. Hem Allah'ı seviyor, hem de Arap diye ashab-ı kirama soğuk bakıyor. Çok beklersin sen Allah'ı sevdim diye. Sen Allah diye kendi Tanrın putunu sevdin fark etmeden. Eğer Allah'ı seviyorsan, simsiyah zift gibi derisi bile olsa, senin yanında camide namaz kılan mümini kardeşim bileceksin. Allah sevgisini gökyüzü gibi göreceksin. Gökyüzünün altında hepimiz dolaşıyoruz, bu dünyada olacak. Aksi takdirde bu sevginin iddiası olur, kendisi olmaz.